Merhabalar. Gündelik hayatta benim de kullandığım, sizin de kullanarak işinize yarayabileceğini Deccal. düşündüğüm bazı Google arama ipuçlarını, taktiklerini size göstermeye çalışacağım. Bu video kırpılarak çok komik şeyler yapılabilir. Burhi sanki Google'da aramayı öğretiyormuş gibi. Boomer bir içeriğiymiş gibi inanılmaz editlenebilir Açacağım. buradan. Hemen başlayalım. Şöyle mesela ilk bahsedeceğim şey tırnak içine alarak aratma. Tırnak içine alarak arattığınız kelimeyi veya kelimeleri Google muhakkak bütün halde aratıyor. Bir örnek verelim. Mesela go to Adana diyelim. Adana'ya git demek. Neye referans yaptığımı bazıları anlamıştır hemen. Şimdi bu şekilde dediğinizde alakalı alakasız Adana kent rehberi, işte Adana'ya nasıl gidileceğini hatta böyle gösterir şeyler çıkıyor. Bunu ancak tırnak içine alırsam bu kalıbın geçtiği yani doğrudan kalıbı anlatıyor. Kalıbın geçtiği sonuçları bana gösterecek. O şekilde dedim mesela. Bu WoW'daki bir quest'ti. Çok mantıklı güzel bir örnek değil belki ama bir şeyi tırnak içine alarak arattığınızda kaç kelime olursa olsun içinde onun bütününü aratıyor Google. Bu birinci göstereceğim şeydi. Onun haricinde bir arama yaptınız mesela Mustang dediniz. Şimdi Mustang dediğinizde genelde işte bu Ford Mustang'in görselleri, görüntüleri çıkıyor. Ancak şunu derseniz, eksi dediniz Ford veya eksi dediniz araba. Şimdi önüne bir şey, önüne eksi koyup bir kelimeyi yazdığınızda Mustang'i şu an mesela aratacak. Ancak önüne eksik koyduğunuz Amkıran. kelimeleri Sikerim ben göstereceği onu. sonuçlar içerisinde varsa o sonuçları göstermeyecek. Yani içinde Ford geçen, içinde araba geçen Mustang sonuçlarını bana göstermemiş olacak. Ben böylece ne aratmış oluyorum? Yarram bayağı iyi videoymuş. Ne? Bilen var mı bunu? Ben bilmiyordum. Taşacak geçmeye çalışıyorsunuz da iyi video. Ford ve araba diye çıkardım. Mesela Mustang diye bir tane gözlük markası varmış. Veya aslında at vardı. Onu hiç göstermedi ama gördüğünüz üzere arabaları vesaireleri çıkardı. Bir tane film varmış mesela onu gösterdi. Arabayı çıkarmış oldu sonuçlar arasından. Buna işte başka örnekler eklenebilir şey gibi ama anladınız mesela. Mesela Asgard dedim. Norse mitolojisindeki bir yer. Burada mesela bana Avengers'tan görseller sunuyor veya Assassin's Creed Valhalla'dan bana görseller sunuyor. Hakeza yine burada Avengers'tan görsel sunuyor, Assassin's Creed'den falan. Bunu şöyle yapabiliyorum. Eksi diyorum yine, Marvel diyorum. Bir eksi daha, bir şey daha, bir parametre daha ekleyeyim. Assassin's Creed diyorum. Assassin's dedim mesela direkt. Hani içinde bu kelimeyi geçen şeyleri eleyecek. Şu an gösterdikleri mesela başka kaynaklardan. İçinde Marvel veya Assassin's işte geçmeyen sonuçları, Asgard'ları gösteriyor bana. Bu diğer ipucumuzdu. Bunun haricinde işinize çok yarayabileceğini düşündüğüm bir başka ipucu var. Özellikle Ersin öğrencilerin Yekin işine oldukça turnuvadayı. yarayabilir. File type diye bir O ne? ipucu. O da şöyle. File type yazıyorsunuz. Yani dosya türü demek. İki nokta üst üste koyuyorsunuz. PDF dediniz örneğin. Şimdi bunu dedikten sonra veya öncesinde hiç fark etmez. İstediğiniz konuda bir araştırma. Merhabalar. Bugün Ukrayna Lviv'deyiz. Lviv'deki güzel yerleri gezip göstermeye çalışacağım sizlere. Ayrıca Lviv'e nasıl geldim, havaalanında Yaşlanmış lan yaşanan Burhi. sorunlar veya yaşanabilecek ihtimaller vesaireler üzerine Twitch'te de bir yayın yapıp YouTube'a da yüklemeyi düşünüyorum. Onu da Bir daha at Deccar izleyebilirsiniz. gelmemiştik. Muhtemelen bu yayınlanacak videoya yakın bir zamanda o da yüklenmiştir veya yüklenecektir. Lviv turumuza o halde başlıyoruz. Evet, ilk Yine durağımız olmadı. bilim insanları evi olarak çevirebileceğimiz House of Scientists. Buradan gezimize başlıyoruz. İçeriye
İçeriği de görüntülemeye çalışacağım. Tabii izin verip vermeyeceklerini henüz bilmiyorum. Öbür türlü internetten birkaç fotoğraf koyar, üzerine... Öldü mü? Nisan. Yok karı. Öldü mü? Çok iyi. Konuşurum diye düşünüyorum. Haydi bir girelim bakalım. Çok iyi. Güzel kapıdan. Arkadaşlar, burası çok güzel bir yer. Ama şöyle ilginç bir durum var. Deccal, şunu alsana, şu sesi. Burası çok güzel bir yer. Direkt bunu al. Arkadaşlar, burası çok güzel bir yer. Haydi bir girelim bakalım bu güzel kapıdan. Arkadaşlar, burası çok güzel bir yer. Ama şöyle ilginç bir durum var ki pazartesi olduğu için galiba kapalıydı. Olumsuz. Ama şöyle ilginç bir durum var ki pazartesi olduğu için galiba kapalıydı. Çıkış kapısını açık mı unuttular? Kendimi içeride buldum. Sesleniyorum. Kimsenin geldiği bir yok. Bir iki gün. Hani biri gelirse kovulacağım muhtemelen. Gizli saklı bir çekim oluyor. Galiba giriş ücreti de vardı, onu da ödeyemedim yani. Kimseye muhatap yok. Aa, kandırdı girdi içeri. Ama şuranın güzelliğine bakın ya. Her an biri bana bağırıp şey yapabilir. Gerçi yok. Yani geldi. Kale bile alınmadım. İlginç bir durum. Yani sanki gizlice birinin evine girmiş gibi hissediyorum. Neyse, merdivenler falan işlemeleri harika. Bura hakkında çok bir bilgim yok ama açıklama kısmına gezdiğim yerlerin şeylerini koyacağım, Wikipedia'sını falan. Evet, o iş o kadar basit değilmiş. Dayı burada değerli. 16 yaşında daha Burhi. 17'ye girmemişti hatırlıyorum. Lisede geziye gitmiştik. O da gelmiş. Hiçbir arkadaşı yoktu gezide. Yoldan geçen birine vermiş kamerayı, zorla intro çektirmiş. Troll bu. Kamerayı aldıktan sonra altına sıçmış Kübra ben bu arada. Arkadaşlar. Yedim amına koyayım ya. Gelen abi görevliymiş. Sen çek bakalım falan dedi böyle. Sonra giriş ücretini çatır çatır aldı. Giriş bir kişi 30 grivna, yaklaşık 10 liraya denk geliyor. Ama içerisi bayağı güzel. Neyse, ben de ışıkları 30 grivna 10 lira açtırdım. Şu an ne kadar 30 grivna? Güvenlik görevlisinden evvel geldik. Kapı falan da kilitli değildi. Ben anlamadım. Adamlar savaşta lan. 30 grivna ne kadar, bir baksanıza. Aynı kitlesiniz abi, haberiniz olsun. Ne işi var grivna? İş. Bayağı güzel gözüküyor. Üst katta biz kimle savaşıyoruz lan? Onu da iyi. Biz kimle savaşıyoruz abi? Ne? Okuyup sizlere aktaracağım. İçerisi gerçekten biz çok... Biz 2,5 kat daha zor bir savaştayız demek ki. Çünkü bizim para... Güzel. Bayağı değer kaybetmiş. Bu merdivenlerden alt katın görünüşü. Henüz bilgilendirmeyi okuyamadım, o üst kat. Esenlikler herkese. Orhun Irmağı yanındayız. Ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Ve burada inanılmaz bir huzur var. Hafif bir yağmur. Esenlikler. Gök gürültüsü. Irmağın sesi. Uzaktan gelen at kişnemeleri. Şahane. Esen kalın. Nisan. Geliyor bana. Lan muhafaza. Öldü mü? Yani... Hani bunu vazgeçmesi için elimden geleni yaparım tabii. Böyle bir duruma düşmemesi için, imanını kaybetmemesi için elimden geleni yaparım. Allah muhafaza, böyle bir sıkıntı olursa bildiğim üzere dinimizde İslam'dan dönünce evlilik... Deccal. Selamlar.
Selamlar, selamlar. Bugün size ufak bir tutorial yapacağım. Birçok insan merak ediyordu Minecraft'ta nasıl daha çok RAM verip veremeyeceğini. Bu noktada öncelikle Minecraft'ın ne kadar RAM kullandığını göstermek istiyorum. Bu arada internetim şu anda yok, fark etmiş olduğunuz üzere. Hemen bakalım bir. Oops. Single player. Evet. F3'e basarak görebiliyoruz. Şu anda bakın burada ne yazıyor? 100 memory, 910 MB allocated memory. Dayının texture pack'ler çok ilginç şeyler kullanmış. Çok garip bir... Yok, Burin'in o şey videosunu atmayın ya. İstemiyor olabilir, rahatsız olabilir. Onu bilmeden şey yapmayalım. Olmaz muhtemelen de yine de. Sen de bizdensin artık iskelet adam. Yani Skeletman. Skelet Joker Burhanettin Tulumcuoğlu'na abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Skelet Joker'cim. Bakayım nelerimiz var. Bakar mısın? Yok. Bakmam. Ya, mağdur iki nokta üst üste. Recep Tayyip Erdoğan. Solar. Mağdur. Ah! Üstünde ne var lan Deccal? Abi bu polo ile alakalı. Bak burada zayıf adam ama bak meme yapmış polo gene. Abi bu polo ile alakalı. Adama burada bile meme eklemiş bu polo. Eden kişi iki nokta üst üste ben diye yazan. Şimdi nasıl hazırlanıyoruz abi? Şeyin, olgunun isnadı. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bizim mahalledeki bir abi için ben, sen zamanında Fethullah'ın kankisi değil miydin? Ondan sonra bir de neydi? Senin çocukların Amerika'da okumadı mı? Senin döneminde kozmik odalara girilmedi mi? Şekilde başka? Başka bir şey yok galiba. Bu tür ifadelerden dolayı şey yaptılar. Burhi oldumanı giyiniyor ha. Dava açtılar. Bu tür ifadelerinden dolayı. Yalnız şöyle bir şey varmış. Olgunun isnadı diye. Evet. Yani kendisinin bu tür şeyleri yaptığını eğer kanıtlarsak o suç olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla biz de zamanında çıkmış olan gazeteye Efe Aydal'daki rahatlığa bakar mısın? Burhi'nin de... Bak şey çok zordur. Color teori diye bir şey var biliyorsunuz. Aynı ton, aynı satürasyon, aynı parlaklıkta bir rengi arka planla aynı amına koyayım nasıl denk gelebilir böyle bir şey? Yok ya, bunu istesen tutturamazsın bu arada. Küpürlerini, fotoğrafları, dostluk, biliyorsunuz kanki dost demek. Bunları kanıt olarak bulduk. Yalnız tabii... Oldum hani. Ne karar verecekler bilemiyorum. Evet, kanki olduğu kanıtlanmıştır mı diyecekler. Ne denecek bilmiyorum, onu yarın göreceğiz. Aklımızda bulunsun arkadaşlar. Olgu isnadı değil mi? Olgu isnadı şu oluyor, mesela hırsız birisine hırsız derseniz, o da size, sizi mahkemeye verirse, onun hırsızlık yaptığını kanıtlayabilirseniz bu suç olmuyor. Aklınızda bulunsun. Birçok kişi bunu bilmediği için oldu bittiye getirip şey yapıyorlar. Buradan işte suç peşinden için bana şans diliyorum. Yaşlanmışız ya. Burhi de yaşlanmış.